Herkese merhaba. Bugün yeni bir akademik esere başlıyoruz. Bu kitabımız Cambridge Üniversitesi yayınları tarafından alanında uzman 23 akademisyenin yazdığı makalelerin Virginia Üniversitesi'nden Madeline Leffler ve kitap hazırlandığında London School of Economics ama şimdi Yale Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Odd Ern Westad editörlüğünde bir araya getirilmesiyle hazırlandı. 3 ciltten oluşan bu yayının ilk cildinde Soğuk Savaş'ın başlangıcını, çıkış nedenlerini, jeopolitik, ideolojik, ekonomik ve sosyopolitik açılardan derinlemesine inceleyeceğiz. 23 bölüm sürecek bu dizimizde, bugünkü ilk bölümde 20. yüzyılın uluslararası tarihini ve Soğuk Savaş'ı historiography, tarih yazım metodolojisi açısından inceleyeceğiz. Daha sonraki bölümlerde daha spesifik bir şekilde Soğuk Savaş'ın ilk yıllarını takip edeceğiz. Birinci bölüm, aynı zamanda bu kitabın editörü Norveçli akademisyen Odd Ern Westad tarafından yazıldı. Şimdi birinci bölüme başlıyoruz. 100 yıl önce Cambridge Modern History yazıldığında tarihçilerin arşivlere erişimi yeni başlamıştı. Soğuk Savaş boyunca kapalı kapılar ardında kalan komünist devlet arşivlerinin erişime açılmasıyla 20. yüzyıl başlı başına bir araştırma alanı haline geldi. Soğuk Savaş, politik, ekonomik, bilim, teknoloji, ideolojik ve kültürel tarihi içinde barındırıyordu. Soğuk Savaş terimi ilk olarak Hayvanlar Çiftliği 1984 kitaplarının yazarı İngiliz yazar George Orwell tarafından Amerika'nın Japonya'ya atom bombası atmasından sonra Ekim 1945'te yayınladığı bir makalede kullanıldı. Atom bombası adı konmamış bir savaş başlatacaktı ve birbirlerini yok edemeyecekler, teknolojiler yarışacak ve dünyayı aralarında paylaşarak yöneteceklerdi diye yazmıştı. Hayvanlar Çiftliği, Sovyet devriminden sonra iktidara gelen Bolşeviklerin eski sahiplerine benzemesini anlatan satirik bir eserdi. 1984 ise 1948 senesinde yazıldığında tam da bu atom çağını anlattığı distopik bir geleceğin habercisiydi. Tarihçiler ise Soğuk Savaş kelimesini 1940'ların sonunda 2. Dünya Savaşı'nda sağlanan İngiliz-Amerikan-Sovyet Büyük İşbirliği'nin bozulmasını anlatmak için kullandılar. Tarihçilere göre Stalin liderliğindeki Sovyetlerin Batı'ya karşı başlattığı bu soğuk savaşa karşı Batı kendini savunmalıydı. Konuya önce anti-Stalinist bir bakış açısıyla yaklaşılırken daha sonra anti-komünizm olarak devam etmiştir. 1960'larda soğuk savaşın 3. Dünya'ya genişlemesiyle ve özellikle Amerika'nın Vietnam'da inilmesi radikal tarihçilerin sesini arttırmasına yol açtı. Onlara göre Amerika anti-kolektivist yani toplumculuğun karşısında bireyciliğini öne çıkaran görüş dünya görüşüyle Soğuk Savaş'a Sovyetler kadar sebep olmuştu. Amerika kapitalist bir süper güç olarak ekonomik çıkarlarına göre hareket ediyordu. Bazılarına göre ise Amerika dışarıyı değiştirmeye çalışmak yerine kendi iç problemlerini, ırkçılığı, cinsiyet ayrımcılığını ve eğitim ve fırsat eşitliğini çözmeliydi. 1970'lerin ortalarında süper güçlerin aralarında detente yumuşama başladığında revizyonist bakış açısına karşı realist bakış açısı ortaya çıktı. İki süper güç arasındaki rekabet, güçlü olmak ve güç dengelerinin sağlanması dünyada bir barış sağlıyordu ve bu rekabet iki tarafın da işine geliyordu. Soğuk Savaş sona erdiğinde bu güç dengesi bozuldu. 1990'lar boyunca arşivlerin de açılmasıyla tarihçiler Soğuk Savaş'ı bir bütün olarak ele alma şansına kavuştular. Aslında Soğuk Savaş'ı konsepsiyonalizm bir bakışla değerlendirebilir miyiz? İdeolojilerin tanımlarını insanlar yapar. Herkesin kendine göre yaptığı açıklamanın birbirleriyle çalışmasına Soğuk Savaş denilmiştir. Soğuk Savaş diye bir isimlendirme bile aslında hayal ürünü bir kavramdır. Örneğin Çin'deki tarihçilere göre Soğuk Savaş denilen şey, kolonileşmeyle başlayan dünyanın Avrupalılaşması yani uluslararası kurallar, ekonomi ideolojilerinin tüm dünyaya yayılması sürecidir. Bu yüzden dekolonizasyon sürecinde sömürgecilikten bağımsızlığa kavuşan Afrika ve Orta Doğu ülkelere sosyalizm daha cazip gelmiştir. Aslında Marksizm devrimsel olduğu için değil, kendi değerlerini, geçmişini savunmak için bu 3. Dünya ülkeleri tarafından benimsendi. Bu yüzden her coğrafyanın kendine göre bir soğuk savaş kavramı vardır. Farklı coğrafyaların tarihini incelemek, politikayı, ekonomiyi, bilimi, teknolojiyi, kültürü ve fikirleri masaya yatırmak gerekiyor. Soğuk savaşın başlangıcını 19. yüzyıl Batı Avrupa ve Kuzey Amerika şehirlerinden yayılan kapitalizmle arayabiliriz. Kapitalizm insanların hayatlarını olumlu bir şekilde değiştiren bir sistem olduğu kadar ekonomik krizlerle de toplumların düşüşlerini de beraberinde getirir. 1890'larda ve 1929 ekonomik krizleri 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'na zemin hazırlamıştır. Liberal kapitalizme tepki olarak çıkan nasyonal sosyalizm, faşizm, komünizmin bu kadar taraftar toplamasında kapitalizmin getirdiği krizler ve savaşlar da vardır. Her iki dünya savaşı da soğuk savaşı getirmiştir.
Dünya savaşlarının tecrübesini yaşayan liderler, yaşanan kayıpları, savaşın getirdiği yıkımı göz önüne alarak gelecekte politik olarak kararlı ve askeri olarak hazır olmanın savaşı caydıracağına karar verdiler. Dünya savaşları sonrası modern devlet anlayışı ortaya çıktı. Büyük şirketler, yargı, sivil toplum kuruluşları, hükümet, askerler gibi karar verme mekanizmalarını etkileyen kurumlar çıktı. Sovyetler ise kapitalizmin çok sesli karmaşasına karşı tek sesliliğinin sembolüydü. Kapitalizm gene kapitalist sömürge sistemini yıkmıştı. Amerika sömürge düzeninin bitmesini istiyor ve yeni kurulan devletlerin Amerikan sistemine örnek almalarını istiyordu. Ancak bu ülkelerde komünizmin yükselişi Amerika'yı bu ülkeleri komünizme karşı savunma misyonuna büründürdü. 1960'lar boyu Asya'da, Afrika'da ve Latin Amerika'da iki süper güç bu ülkelerin gelecekleri için hangi ekonomik sistemi seçecekleri noktasına rekabet ettiler. 20. yüzyıl tarihi aslında Amerika'nın yükseliş tarihidir. Uluslararası devletler sistemini ekonomik gücüyle ki 1940'larda dünya sanayi üretiminin yarısına sahip bir ülke olarak domine etmiştir. Son 300 yıllık dünya tarihine baktığımızda 20. yüzyılın sonunda dünyanın en güçlü ülkesi Avrupa kıtasından değildir. Gene de ideolojik ve ekonomik olarak Avrupa değerlerine sahiptir. Tabii kendi yorumuyla. Bu yüzden bazı tarihçiler Soğuk Savaş'ı dünya egemenliği için bir Amerikan projesi olarak tanımlamıştır. Sadece zıt bir ideoloji yaratarak Sovyetler global bir kapitalist sisteme kendi gelişiminin fedası pahasına karşı gelmeye çalışmıştır. Bilimin ve teknolojinin gelişmesi Soğuk Savaş'ı biçimlendiren en önemli etkenlerdendi. Birçok tarihçi bilimin ve nükleer silahların gelişimini Soğuk Savaş'ın nedeni olarak açıklamıştır. Soğuk Savaş'ın tek başına nedeni bilimdir diyemeyiz. Ama şüphesiz bilim sayesinde Soğuk Savaş daha önceki bütün büyük güç rekabetlerinden farklı bir konuma gelebilmiştir. Atom araştırmaları, radyo iletişimi, uçak, genetik alanında yapılan çalışmalar, enerji kaynaklarının sanayide ve ulaşımda kullanılması bu yüzyıla inanılmaz bir ivme kazandırmıştır. Nükleer silahların yıkıcılığından dolayı iki süper gücün rekabeti savaşmak üzerine değil, diplomasi ve strateji üzerine konumlanmıştı. Bu savaş akıl oyunları savaşıydı. Uluslararası iletişimin ve ulaşımın gelişmesi rekabeti küresel bir düzeye taşımıştır. Yüzyılın sonunda kapitalizmin zaferi, küresel pazar devrimi bu sayede gerçekleşmiştir. Aynı şekilde sağlık alanında yaşanan gelişmeler, halk sağlığı, aşılama, yeni doğan bebeklerin yaşama şansının artması, daha uzun ve sağlıklı bir hayata hangi sistemin daha iyi verebileceği noktasında da bir rekabet yaratmıştı. Tarım teknolojisinde de yaşanan gelişmelerle artık kıtlıkların önüne geçilebiliyor ve büyük nüfuslara bakılabiliyordu. Akıl oyunlarının oynandığı bu dünyada eğitim ve üniversiteler önemli bir noktaya gelmişti. Her iki sistemde de eğitim sosyal sistemin merkezinde olmuştur. Hem Sovyetler hem de ABD dünyanın her yerinden öğrencilere kendi ülkelerinde eğitim alma şansı tanımış ve küresel düzeyde bir eğitimli kuşak yaratabilmiştir. Soğuk Savaş aynı zamanda bir kültür ve fikirler savaşıydı. Amerikalılar bireysel özgürlüğü, anti-kolektivizmi, pazar ekonomisini savunurken Sovyetler sosyal adalet, kolektivizm yani toplumculuk ve devlet planlamasını savunuyordu. İki ülkenin elitleri de geleceğin kendi sistemlerinde olduğuna inanıyordu. Karl Marx'ın Marksizmi, modernleşen toplumlar sosyal sınıflaşmayı terk edeceklerdir demiştir. Charles Darwin'e göre modern toplumlar kendi değerlerini daha fazla kişiye ve yere yayarak çoğalacaklar ve hayatta kalacaklardır. Her iki düşüncede de eskinin yerine yeninin gelmesi hem Batı hem Doğu entelektüel kesimi üzerine etkili olmuştur. Amerikalılara göre bireysel özgürlükle fırsat eşitliği sayesinde herkes refaha kavuşabilirdi ve sınıflar arası çatışma söz konusu değildi. Sovyetler ise zaten gerçekleştirdikleri devrimle bütün sınıfları ortadan kaldırmıştı. Her iki sistem de kendi düşüncesinin doğal seleksiyonla hayatta kalması için mümkün olduğunca çok ülkeye ve insana yayılmasını amaçlıyordu. Her iki sistem de dar milliyetçiliğe ve kayıtsız dini bağlılığa karşıydı. Üçüncü dünya ülkelerine müdahale ettiklerinde örneğin İran veya Etiyopya'da bu değerlere karşı savaşıyorlardı. Televizyon, sinema ve radyo bu yüzden vardı. Amerikan rüyasını veya komünist Ütopya'ya tüm dünyayı anlatabilmek ve dünyayı bu görüş birliği altında birleştirmek için. Bu dönemde şehirleşmenin artması, şehir planlamaları bile 20. yüzyıl modernleşmesinin mabetleriydi. Soğuk Savaş tarihi, değişimin tarihiydi. Amerika bireysel özgürlük adına, Sovyetler de sosyal adalet için dünyaya yön verme misyonuna büründüler. Kendi dünya görüşlerine göre modern dünyayı şekillendirmek istiyorlardı. Bu değişimin 3 ana üyesi vardı. Birincisi oy kullanma hakkıydı. Irk, cinsiyet, statü ayrımı olmadan. Oy kullanma demokratik kurumların kurulmasını ve toplumun politikaya katılımını artıran bir etmendi. Oy kullanmak kitlelerin sesini duyurmak için bir araçtı ve komünist ülkeler bu sesi bastırmaya çalıştığı için yıkılmıştır.
İkincisi kapitalizmin ekonomik başarısı ve küreselleşmesi olmuştur. Ve üçüncüsü de sömürge devrinin bitişidir. 1945'ten 1975'e kadar 75 ülke bağımsızlığını kazanmıştır ve uluslararası dünya politikası değişmiştir. İlk yıllarında Sovyet desteğini almış olsalar da bugün kapitalist sisteme entegre olmuşlardır. Sovyetler Birliği bu üç etkenin varlığına dayanamamış ve sistemi başarısızlığa uğramıştır. Soğuk Savaş sonrası yeni dünya düzenine baktığımızda milliyetçiliğin yaşamaya devam ettiğini, ülkelerin kapitalist sisteme uyum sağlamaya çalıştığını ve nüfus artışı ve ekolojik değişimlere tanık oluyoruz. İnsanoğlu nükleer güçle kendini yok edecek midir? İnsanoğlu gelecekte ne beklemektedir ve insanoğlu mükemmel bir varlık olabilecek midir? Soğuk Savaş'ın bitişi bu belirsizlikler üzerine düşünmemizi gerektiriyor. Sonuçta tarih yazılmaya devam ediyor ve gelecek önümüzde. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Soğuk Savaş'ın başlamasında ideolojilerin rolünü inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olarak ve paylaşarak desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler.